Dünyanın pek çok bölgesinde görmezden gelinen büyük bir insani kriz yaşanıyor. O da açlık. Bunun temel nedenleri küresel iklim değişikliği ve çatışmalar. En çok etkilenen ülke ise Afganistan. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Nils Grede, durumu çatışmalar insanları açlığa sürüklerken gıda güvencesinin olmaması da başka çatışmalara neden oluyor sözleriyle özetliyor. Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş'ın özel haberi. Kıtlık, dünyanın kapısını çalan büyük sıkıntı. Artan gıda fiyatları ve alım gücünün düşmesi temel gıda maddelerine ulaşmayı da imkansızlaştırıyor. Ve tehlike giderek büyüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde 811 milyona yakın insan yeterli gıdaya sahip değil. Ve milyonlarca insan her gün yatağa aç giriyor. Peki açlık neden bu kadar hızla yayılıyor? Aslında bunun temel iki nedeni var. Savaşlar ve küresel iklim değişikliği. Bunlara şimdi bir de pandemi eklendi. Covid-19 salgınıyla 15 milyon insan daha açlıkla yüzleşti. 2021 verilerine göre 20 milyondan fazla insan yardıma muhtaç. 43 ülkede en az 45 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Sene başında bu sayı 42 milyondu. Listenin başında Afganistan var. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle nakit para akışı kesildi ve fonlar donduruldu. Bazı Afgan ailelerin yeterli gıdaya erişemediği için bebeğini bile sattığı haberleri geldi. BM'ye göre yaklaşık 1 milyon çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Çok ağır insani krizin ortasındaki diğer ülke Yemen. Ülkede yıllardır iç savaş var. 2015'te 1 milyon kişi açlıkla mücadele ederken sayı bugün 10 milyonun çok üstünde. Güney Sudan, Madagaskar, Etiyopya ve Suriye. Bu ülkelerde yine dünyanın en çatışmalı ve insani krizlerin yaşandığı bölgeleri. Ve hepsi kıtlık riskiyle karşı karşıya. Yani milyonlarca insan için yemek artık lüks. Ortada ciddi bir adaletsizlik var. Bir tarafta tüketim çılgınlığı yaşanırken diğer tarafta büyük bir insani dram yaşanıyor. Bu ülkelerin tümünde çatışma var. Hiçbirinde barış yok. Çatışmaların insanları açlığa sürüklediği çok açık. Aynı zamanda göçe de sebep oluyor. Tam tersi de geçerli. Aç olmak, yeterli gıdaya erişememekte çatışmaları doğuruyor. Çatışmaların temelinde genelde adaletsizlik veya nüfusların gıda güvencesinin olmaması yatıyor. Aynı şey iklim değişikliği için de geçerli. İklim değişikliği açlığı doğurur. Benzer şekilde insanlar açken veya gıda güvenceleri kalmamışken kaynaklar için daha çok mücadele ederler ve bunu yaparken de iklim dostu olmayan yöntemleri daha çok kullanırlar. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan faydalanan insan sayısı 2019'da 100 milyondu. 2020'de 116 milyona çıktı. Bu yılsa BM'den yardım alanların sayısının 139 milyona ulaşması bekleniyor. Bunlar BM tarihinin en kötü verileri. Bize göre iklim değişikliğini kontrol altına almaz, tersine çevirmez ve durdurmazsak, ki bu yönde pek çok gayret sarf ediliyor ve çatışmaları daha iyi yöneterek savaşa evrilmelerinin önüne geçip dünyayı barışın hüküm sürdüğü bir yer haline getirmezsek bu gidişat böyle devam edecektir. Bu sebeple tüm enerjimizi barışı tesis etmeye, çatışmaları azaltmaya ve aynı zamanda iklim değişikliğini yavaşlatmaya, etkilerini sınırlandırmaya harcamamız gerekiyor. Amaç 2030'da sıfır açlık. Ancak hedef ne kadar büyükse engel de o kadar çok. 2020'de iklim değişikliği nedeniyle 30 milyon, çatışmalar nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu. Kaynaklar azalıyor. Ancak nüfus da her geçen gün artıyor. Bu dengenin sağlanması çok kolay görünmüyor. İnsanların sınırlı sayıdaki kaynaklar için giderek daha rekabetçi olduğu bu kısır döngüyü kırmanın yoluysa eğitimden geçiyor. Gıda fiyatlarındaki artış, yüksek yakıt ve nakliye giderleri maliyetleri arttırınca yardım sağlamak da zorlaştı. 2021 yılı için en az 30 milyonluk gıda yardımı hedefi var. Bunun için de en az 5 milyar dolara ihtiyaç bulunuyor. Buysa kaynak ihtiyacının sadece üçte biri. Şimdi sorumluluk herkesin. Eli taşın altına koymanın tam zamanı.
Aksi takdirde açlıkla mücadele eden insan sayısının artması hiç de uzak durmuyor.